Emeklilere zam müjdesi. 10.000 TL'nin altında maaş kalmayacak mı? Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon oranları, kamuoyunda tartışmalı bulunurken, emekli maaşlarına yapılacak zamlar da bu verilerle netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, tarafından açıklanan enflasyon oranları, kamuoyunda tartışmalı bulunurken, emekli maaşlarına yapılacak zamlar da bu verilerle netleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73 oranında, memur emeklilerine ise %19,31 oranında zam yapılacak. Ancak en çok merak edilen konu, en düşük emekli maaşı üzerinde bir zam olup olmayacağı. Refah payı yok. Geçmiş dönemlerde emekli maaşlarına refah payı artışı olarak ek zamlar yapılmaktaydı. Ancak Temmuz 2024 döneminde böyle bir refah payı artışı olmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarında refah payı artışı düşüncelerinin ve çalışmalarının olmadığını açıkladı. Emekliler sadece yasal olarak hak ettikleri zamları maaşlarında artış olarak görecekler, ek bir artış olmayacak. En büyük mesele, en düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşı olan 10.000 TL'nin artırılacağına dair uzun süredir kamuoyuna bilgiler verildi. Ancak hükümetin bu zammı gerçekleştirmesi için TBMM'de kanun teklifi vermesi gerekiyor. Şu ana kadar böyle bir kanun teklifi verilmedi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşına zam yapılmasına dair bir karar alınmadı. En düşük emekli maaşı yıl sonuna kadar 10.000 Türk lirası olarak uygulanmaya devam edecek. Enflasyonun etkilemediği bu ödeme tutarı, birçok emekli için yılın geri kalanının zor geçmesine neden olacak.